Nuri Viral'le Hayatta Her Şey Var programını izleyeceğiz neden? Buna bir sarmıştım üniversitedeyken hatırlıyorum. Çok çok hoş bir programdı. Evlilik terapisti var. Selin Karacahennem. Şu anda ama itirafları dinleme zamanı. Evet, Hazır itiraf mısın Türkiye? ediyorlar. Yaşadıklarını anlatıyorlar. Evlilik terapisti de ona göre bir şey söylüyor. Genellikle bunlar çoğu insana anlatamayacağı şeyler. Böyle psikologlara falan danışılan şeyler utandıkları için. Ama bu programda yerlere dökülüyor. Terapist onlara göre bir şey veriyor. Tavsiye falan veriyor. Dinleyelim bakalım. Ben 14 yaşında evlendim Oha. ve şu an 26-27 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Oh. Çok şey yaşadım eşimle alakalı. Çok şey yaşadım, çok şey 14 gördüm. yaşında niye evlendiniz? Zorla mı? Hakikaten. Aile verdi diyelim. Aile verdi. Yani, Avustralya'da mı yaşıyor aileniz? efendim? Nasıl Aileniz cumhuriyeti? Avustralya'da mı? Bu şeyi gördüm, evlendiğim gün bile aldatıldığımı öğrendim. Oh. Ve bu ilişki 8 yıllık bir ilişkiymiş. Bundan ben bilmiyordum, haberim yoktu. Kızımız oldu, kızımızın olduktan sonra evlendiğim sürece 4 yıl Bir daha dakika devam durun, ne olur etti. tek tek gidelim çünkü kolumuz uzun. Dur. Evlendiğiniz gece, yani o düğün Sakin. günü, düğün gecesi. Evet, o gün bile Aldatıldığını nasıl hayatımda anladın? ertesi gün öğrendim ben bunu. Nasıl oldu? Telefonları çalıyordu, cevap veriyordu ama vermiyordu gibiydi. Hani mesajını gördüm. İşte aşkım ne yapıyorsun gibisine. Evlenen adama. Ben evet, aynen öyle. Eşime yani. Ve böyle de ben bunu sordum, nedir ne değildir diye. Ya dedi, işte başından atacağım da atamıyorum Ya. dedi. Öyle bir savunma Atamaz. yaptı. Bu şekilde devam etti. Atamaz Dört zaten. yıl daha devam etti. Ama ben bunu biliyordum. Peki kocanız ne yazmış Dört mesajlara? yıl. Aşkım neredesin dediğinde o düğünde evleniyorum diye yazmış mı? Düğünde, hayır, düğünde evleniyorum diye değil. Arkadaşımın düğünündeyim yazmış. Allah kahretsin onu. Küçücük. Arkadaşımın düğünündeyim diye. Ya ben bunu öğrendim zaten, hani bir şey diyemiyorsunuz, 14 yaşındasınız. Ah İçine ne yavrum ya. anlatacaksınız, ne söyleyeceksiniz? Çocuk Bu gibi. böyle 4 yıl boyunca, aynen öyle 4 yıl boyunca daha devam etti. 4 yıl sonra ben artık patladım. Kadına karşı patladım, hani artık eşime laf geçiremiyordum. Kadın da dedi ki evet dedi, evlendiğini ben de öğrendim ama dedi ki çocuğumuz var, çocuğumuz sütten kesilsin, ondan sonra boşanacağım dedi. Hayır dedim, boşanmak Allah diye bir şey kahretsin. yok. O şekilde Yanlış o ilişkisi bitti. üstüneymiş. Ama bu sürekli başkalarıyla beraber olmaya devam etti. Çiçek yolladıklarını gördüm. İşte ayakkabı hediye etmelerini Ay gördüm ay. başkalarına. Ben böyle bir Sürekli şey böyleydi. duymadım. Ben Sürekli böyle bir şey 14 görmedim. yaşındaki bir çocuğu veren anne baba kına yaksın. Annen baban. Evet. Annem çok Aynen öyle. ağladı. Kesinlikle vermedi. Babam Yaksınlar. zorla verdi diyelim. Ondan sonra ben bir zaman sonra artık tamamen terk etti, gitti evi. Aşık oldum dedi, gitti. Gittikten sonra ben Allah cezasını versin. 6 yıl boyunca çocuklarıma tek başıma baktım. Oh. Ey bir güzel kızım, bunu annenle paylaşmadın mı? Ailenle paylaşmadın mı? Ve de Hayır, hiç çocuğundan söylemedim. nasıl yaparsın? Hiç. Ben hani bir zaman sonra artık söyledikten sonra, kocan hani sabredeceksin, yapacak bir şey yok. İşte Ya. yani ya bunu söyle, hani herkes, onun ailesi de benim ailemden kişiler de sürekli Sabredeceğim. böyleydi. Neye Hani kocandır, sabredeceksin diyorlar? Yani çocuğumdur, başka kadınlarla annesidir. gitsin, gezsin, gönül eğlendirsin. Ya da Hayatını hayır öyle yaşasın. söylüyorlardı. Evet, ya aynı Aynen sözlerle öyle. söylüyorlardı. Erkektir yapar. Bunun için Hayır. diyorlardı. Sakın ha. Sakın yapamaz. Hayır, Yapamaz. yapamaz Burası zaten. Muz Cumhuriyeti değil kızım. Değil. Neden bahsediyorsun? 15 sene evvel bile değildi. Şimdi Değil. hepten değil. Şimdi çocuğunu dövenleri, karısını dövenleri, efendime söyleyeyim, erken yaşta çocuk gelin alanları, ona verenlere ceza veriyorlar. Bak sesim kısılıyor böyle. Tahammül edemiyorum lütfen. Tamam, bir Sen yere kadar yaptın, anlıyoruz da başkaları senin abla, bak bir almıştı. yere. Hani beraber olduğu kadına, o kadına düğün yaptı, din nikahı yaptı, ev tuttu. Ay, Yani hangi artık memleketten sormak karım, istiyorum bunu ileride. karım diyordu. Ama bir Ve dakika bir şey söyleyeceğim. Nikah sizde değil mi bu adamın? din nikahı yaptı zaten, resmi nikah değildi. Ona yapmış Hı-hı. din Ya nikahı, nasıl ona olur, yaptı. bu büyük bir suç yani. Sen benim nikahımdasın. Sen kalkıyorsun Evet. başka kadına düğün yapıyorsun. Evet, Ay maalesef Allah'ım, öyleydi. çıldıracağım ya. Ya ben yani sizin sayenizde sinir hastası olacağım. Bu ne ya?
Bana gelen insanlar böyle dertler getirmiyor. Bu televizyonda bağlananlar hakikaten benim bile böyle ağzımı açık bıraktırıyorsunuz. Böyle bir adamı sen istesen bir değil belki 4 ya da 5 suçtan içeri attırırsın. Ama şu ananla babanı da attıracaksın. Tamam mı? Seni verenlere hiç mi bunlar duymuyorlar? Devletin televizyonları, gazeteleri hiç mi haberi yok? Neredesin? Hangi memleketesin? Bir şey söylemek istiyorum da. Şöyle bir şey var. Şimdi poşet, benim annem de zaman... poşet gibi yaşıyorlar. Biri de demiyor yani. Biz eve gidelim. O eve bakalım. O evin içinde ne yaşanıyor? Bir kişi de olacak. Aile sosyal hizmetler bilmem ne. Böyle poşet gibi yaşıyorlar ya. İnanamıyorum ya. 4 yıldır bir ilişkim vardı benim. Nasıl söyleyeyim? Evliydi kendisi. Ama şey diyordu bana, hani sevmiyorum, işte nefret ediyorum, işte ben psikolojimi bu evlilikten dolayı... Siz de inandınız mı buna? Tabii inanıyorlar. Tabii. Sen olmasan da ben başkasını arıyorum. Sen, evet. Sen bozmadın. Karımla kardeş gibiyiz. Ya. Yataklarımız ayrı. Evde birbirimizin yüzünü bile görmüyoruz. Evet. Ha benim kız kardeşim, ha benim karım. Yani kardeşi yerini bile koymuyordu gerçekten. Ne oldu sonra? Sonra 4 yıl sonra beni işte başka bir yerde bir ev tuttu bana. 3 yıl ben onunla birlikte yaşadım. Ailemi, annemi, babamı, her şeyi. Evli olduğunu bile bile. Evet. Ayrıldı mı? Ne oldu sonra? Sonra 3 yılın sonunda bir yıl ayrı yani boşanma aşamasına geldi. Beni anlattı herkese, işte söyledi. Sonra kadın çocukları sürekli kışkırttı, düşman etti babaya. İşte seni istemiyoruz, şöyle kötüsün, böyle kötüsün, sen bir kadın için işte bizi bıraktın falan filan. Sonra bir gün bana dedi ki, sen dedi, git dedi. Ben dedi, seni 3 ay sonra dedi, gelip alacağım dedi. Yani niye gidiyorsun? Burada bekliyorum deseydin, hayatım 3 seneden beri buradayım zaten canım. Bekliyorum senin dersin. Bak o sana kompas yapıyor. Siz de gittiniz mi Türkiye? Gitti tabii. Evet. Ben de geldim. Geldi mi 3 ay sonra? Hayır. Kesinlikle hiç aramadı. Hiç sormadı. İşte kadınla tatile gitti, gezdi. Karısı yani. Evet. Aha. Ondan sonra... Ama doğru olmalı. Vardır ya, derler ya, kim ne yapar kendine, yine döner kendi kendine. Bak kendi en büyük kötülüğü canım için kendine yapmışsın. Baştan çocuklar. Yani haykırıyorum adeta. Lütfen evli adamların sözlerine sakın inanmayın. Her söylediği yalandır. Unutmayın bu sözümü. Bilseyin küçükten beri bir sürü akrabalarımda gördüm. Hep o kızcağızlara oldu ne olduysa. Evet. Yani emin, onunla yaşamayın. Ondan bir şey erkekler, umarım. Erkekler. Hepinizin belasını ver. Hayatınızı nasıl planlayacaksınız? Üzerinde duran bir kadınım. Yani kendime bakabiliyorum, işim var. Evli. Böyle olanlar. Size sormak istediğim şey şu. Ben ona belli miktarda bir para vermiştim. Söyleyeceğini bekliyordum. Dedim bakalım bu da mı gelecek? Biz birkaç gün önce görüştük. Buna işte beni çok sevdiğini, beni unutamadığını. İşte çok mutsuz olduğunu, hayatını falan söyledi bana. Beni falan istiyorsan beter ol hayatım dersin, beter ol. Evet. Yani benim o beter zaten bu arada. Beter. Sen yapmayacaksın yavrum, yapma be. Ben senin annen olsam vallahi billahi sana kızardım. Seni alıp bir annelik yapsana Allah aşkına. Ya yaptığım zaman sonra rütbe başını belaya getirdim. Allah'ını kitabını seviyorsan bir annelik yapma. Aç gözlerini kızım, sana bu kadar bir değil iki değil 10.000 tane kazık atmış bir adam. Onun söylediği bu beyazdır dese ya inanmayacaksın. Aynen ama niye inanıyorlar ya? Bak 10.000 kere atıyor yani. Aptal herhalde. Derim. Böyle bir kazıkçı, böyle bir iki yüzlü, yalancı adamla olmaz. İster misin bir şey yapmak? Hayır. Yani evde mi kaldın? Ne oldu? Sen ne olacak? Yani bugün... Hiç öyle şey olmazdım, beklemezdim. En büyük hayatımın öyle bir acısını yaşadım ki eşim beni teyzemle anlatıyordu. Kim ne? Teyzemle. Teyze. Öz teyzemle anlatıyordu. Kendi teyzem, biri bir annemin kız kardeşi.
Allah'ım. Yıkıldım buranın. Ben bunu hani inanmak istemedim. Ne zaman? O kadar kötü olmak çalışan da bir bayanım. Yani bunu duyup da kötü olmak mümkün mü? Nasıl anladın? O nasıl bir teyze ya? Beş vakit namazlı teyzem. Dur bir şey söyleyeceğim. Bir bak bir dakika ne olur. Çok haklısınız. Şu anda biz sizin acınızı anlıyoruz ama hani o başka bir şey, bu başka bir şey. O kişinin kendi tiniyetiyle alakalı bir şey. Ben bunu öğrendiğimde yıkıldım. Nasıl öğrendin? Ne yaptın yani? Telefonunu mu karıştırdın? Nasıl oldu? Evet. 25 yıl mı? Çocuğumun telefonunu karıştırması üzere çocuğum bana sinyaller verdi. Genç kızım var iki tane. Anne babam böyle bir şey yapıyor. Olamaz çocuğum sus dedim. Tamam. Çocuklar da mı biliyor? Ay var. Eyvah. Çocuklar, çocuğum dolayısıyla öğrendim ki dediğim gibi ben araştırmıyordum. Ne kadar süredir beraberlermiş? Valla Nurhan'ın bunu net bir şekilde söylemiyor ancak bunların tabii ki cinsel boyut her şey oldu yani. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar süre beraber olduklarının önemi var mı? Şunun için söylüyorum. Hani diyor ya şeytana uydum. Şeytana uymak benim anladığım. Hani bir kerecik bir şey yaparsın. Tüh şeytana uydum dersin. Belki onu bile kabul etmem de. Ama bu böyle günlerce, aylarca gidecek. Ondan sonra yakalanınca pardon şeytana uydum. Bir dakika bir de en yakının yani en yakınım. O teyzeye ne yaptın evladım? Ayrıldın mı? Eşimi tabii ki eşimden ayrıldım. İki tane kızımla büyük bir yükü omuzlanarak teyzemi de duymadım, rezil etmedim. Sonuçta bir tambura vardı. Bir şey söylememiş. Ay hayret ettiğim, en çok hayret ettiğim bu. Ablalar duyduk, teyzeler işte sen sayende duydun, anne duydun. Niye ortaya çıkartmıyorsun? Esasında onlara ceza vermek lazım. Evet, kocamdan ayrılarak verdin. Esasında cezayı zavallı çocuklarına vermiş oldunuz. Bu teyze yani ne diyeyim söyleyecek laf bulamıyorum. Rezil rüsva etmen lazım. Böyle şey gibi. Selin Hanım biz ama şöyle bir durum var Selin Hanımcığım. Ama bence de haklı. Bak şunu düşündüm şu an. Ben mesela açık ilişki taraftarı bir insan ama onların yaptığı yanlış aile içinden olup bir evliyken aile içinde olunca dediği gibi rezil etmek lazım. Yanlış bir şey yapıyor olabilir senin ama niyetin bellidir ve bana kimse karşı çıkamaz. Neden açık bir ilişki ama evli bir insana ben gidersem buradaki gibi beni rezil edebilirler yani. Bence rezil. Öyle bir şey yapıyorsam ben de o şeyi alacağım. Onu göze alacağım ve bunu yapacağım. Rezil olmayı göze alacağım. Çünkü yaptığım şey rezil değil. Doğru. Yalnız toplum baskısı, annenin sözü, dediğim gibi toplum baskısı çok fazla. Annenin sözü? Annenin sözü mü? Şekerim, annenle mi biliyor bunları? Söyledin mi annene? Tabii ki annem biliyor. Annem mi söyleme dedi peki? Annem biliyor. Annem dedi ki bana kesinlikle kızım çünkü bu aile boyu bir travma olacaktı. Bunu normalde indirgemenin gereği yok. Ben de eşimden ayrıldım. Çok ben onlara şunu söyleyeyim. Bilmiyorum yaptım. Bence doğru olanı yaptım Selin Hanım. Hani geliyor ki insanın atacağı bir tokattan daha büyük atabilecek bir Rabbim var. Ben Allah'a niye havale ettim dediğim gibi. En güzel yere havale etmişsiniz Allah. Allah insanların yanına bırakır mı? Asla bırakmaz. Evet. Yanına bırakır ama kimsenin yanına bırakmaz. Allah'a son derece inanırım. Bak kızım sana şunu söylemek istiyorum. Bu arada teşekkür ederim. Bir dakika ben de söyleyeyim önce. Bence önce burası sonra orası. Tamam. Ben hiçbir şey yapmasam da o kişi kendi kendini, kendi kuyusunu kendi kazacak bir kere. Orada da Allah yok ama ilahi adalete inanıyorsanız var. Ama bence kendi kendine yapıyor. Bence bırakırsak dünyayı kötülere kazanırlar yani bu kadar. Doğru, size lütfen ekran başında dinleyin. Televizyonunuzun sesini açıp yani çok güzel. Yani cezasını keseceksin. Allah bunu öbür dünyaya bırakmayacağım. Bırakmam yani. Ben ama de. Hadise çıkmasın istiyorsan seninle aynı kanaatteyim. Ama başka bir yol bulamayacağım.
bulacaksın. Bu kadın cezasız kalmamalı. Bence bu de. Bir ahlaksızlıktır. Ne yapsın mesela? Bu bir sapıklıktır. Yani böyle bir şey olamaz. Yarın öbür gün bu gidecek, bir başkasına ne yapacaksa yapacak. Kim bunun cezasını çekiyor şimdi? Çocukların, sen, ondan sonra ne bileyim. Allah bu dünyada yapıyor mu? Benim gördüğüm, müşahede ettiğim, baktığım, uzaktan gözlemlediğim kadarıyla Allah'a çok 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 düşkünüm. Allah'ıma bıktıracak kadar dua ederim bütün bir gün. Ama bunun cezasının mutlaka bir şekilde gelmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla da kötüler hep kazanıyor. Maalesef. Yapma senin ablaya. Benim söylediğimi söyledi. 30 tane şey verebilirim. Örnek, benim başıma gelmedi, aman Allah korusun. Çünkü böyle insanlarla görüşmem bile. Ama demeye çalıştığım, Tanrım nedense kötüler ya çok akıllılar, pislik akıllılar. Bir şekilde onlar batmıyor. Görüyorum, bakıyorum. Öyle sonuna öyle. Kadar geldiler. Ulan bunları yap. Gerçek bu. Bu bir gerçek. Kötüler kazanır. Yapmış bir adam. Bunları genel yapmış olarak. Bir kadın. Yani sadece sizde... Ya şimdi şöyle... Kendi kuyusunu kazar dedim aslında az önce. Tamam da başkasının yıkıyor. Mesela senin yuvanı kazıyor. Seni bırakıyor, başka bir yuvasını kazıyor. Yani burada yuva dediğim de ayrıca başka bir şey. O illa evlilik değil orada. Belki ya insanlığını, merhametini artık neyse. Kazıyor. Kazanıyor yani. Seni bırakmıyor onu. Yıkarak kazanıyormuş gibi gözüküyor. Ama sonuçta ne oldu? Kazandı. O yıkarak kazanıyor gibi gözükse de kazanmadığını biliyorum. Boşu boşuna çabalıyor ama öyle gözüküyor. İşte Allah beni inşallah yanıltır. Ama öteki dünyaya bıraktığın zaman ne oluyor bu pislikler? Pisliğe devam ediyor. Yine bir başkasının şeyi. Vallahi ben görmedim evet. Senin abla. Gönülden birini Allah'a havale ettiğinizde hiç sektiğini görmedim yani. Mutlaka Allah karşınıza çıkar. Ne yapsın şimdi yani kızcağız? İfşa mı etsin diyorsunuz? Hayır. Söylesin mi? Öldürülür sonra. Allah gösterir sonra yani. Tabii ama mesela seyircilerimiz de seninle aynı fikirde. Diyorlar ki mesela ben olsam o teyzenin suratına tükürürdüm. Çok izlemedim. Bir iki video. Neler var? Ne sapıklıklar var? Bu kadar yeter. Çok az izleyeyim. Böyle. Teşekkürler dediğiniz için. Yani bu sapıklıklar her yerde. Üzücü de yani. Hayatta her şey var. Doğru. Göze alacağız artık. Sapıklıkları. Böyle yaşayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Başımıza gelmez demiyorum. Gelebilir. Her şey olur. Uzak duracağız ama. Bir insan bir kere kötülük yaptıysa değişeceğini sanmıyorum. Uzaklaşmak gerekiyor o insandan. Bence başka hiçbir çare yok. O zaman çok insan etrafında kalmayabilir. Bence ama kafanın içi ya senin gibi insanlar seviyor. Bence. O yüzden kendimizi bence dolduralım. Benim gibi insanı bulurum. Zaten o cepte ben kendime yatırım yapayım. Ekonomik özgürlüğümü elime alayım. Bak o kadınların çoğusunun yakındığı şey buydu. Ekonomi çok önemli. Yani hep kocalarına bağlılardı. Ve bu işte mesela küçüktü mesela 14 yaşında olan. Bu az önce konuşan kadında ekonomik özgürlüğü yoktu. Kullanılıyordu yani. Bu eksiklikleri kullanılıyordu. Halbuki olsa kendine güvense onu yapamaz. Bu tip eksik kadınları kullanmak daha kolay. Ama kendinize bunu yaptırmayın. Özgüveninizi geliştirin. Kendinizi doldurarak demek istediğim. Kendinize iyi bakın. Bugün de çok konuştum. Ay.